sorumuza geldik. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiiri her vakit ön plana çıkarmaya çalışsa da asıl şöhretini mizah, hikaye, roman türlerinin karışımı olan gülmeceleriyle kazanır. Döneminin siyasi ve sosyal sorunlarına en açık şekilde dile getiren sanatçı üslupta oldukça başarılıdır. Sade, doğal bir üslupla eserlerini kaleme alan yazar aynı çizgiyi şiir ve romanlarında da korur. Hikayelerinde toplumcu gerçekçi tavrı belirgin hale getirirken köy ve kent hayatlarındaki sorunları yer yer mizahi bir anlatımla okuyuculara sunar. Don Quixote İstanbul'da Çalış Osman Çiftlik Sen'in Geçmişe Mazi, Garibin Horuzu gibi eserleri vardır. Burada hem sanatçının toplumcu gerçekçi anlayışa sahip olduğundan hem de hangi türlerde, hangi üslupla yazdığından bahsedilmiş. Özellikle son bölümde verilen eserlerin de yol göstericiliğiyle bize Rıfat Ilgaz'ın tanıtıldığını görüyoruz. Bir sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? Kemal Tahir 1957 yılında yayınlanan Nokta Nokta romanında Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı romanında çizdiği olumlu eşkıya tipinden farklı olarak eşkıyalı olumsuz açıdan inceler. Bu romandaki eşkıya Marazali'dir. Çerçi Süleyman Ağa'nın baskılarından bulunan Marazali henüz gencecik bir oğlandır. Tek hayali dağlara çıkıp ünlü bir eşkıya almaktır. Kurnaz bir adam olan Çerçi Süleyman da Maraz Ali'nin bu zaafını kullanır ve ona kendi işlerini yaptırmaya başlar. Ancak bu karanlık işleri yaparken Maraz Ali tuzağa düşer ve hapse gönderilir. Kemal Tahir bu romanında Yaşar Kemal'in aksine olumsuz özellikler taşıyan hırslı kötü eşkıya tiplerini çizer. Şimdi burada Kemal Tahir'in bir romanın özeti verilmiş. Hatta geniş bir özet karakterleri de yine burada tekrarlamış Maraz Ali Süleyman Ağa olarak bize verilen romanın Rahmet yolları kesti olduğunu görüyoruz. Son sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yazarlarımız günümüzden yola çıkarak bir sosyal veya siyasi düşüncenin kaynaklarını tarihsel olaylara dayayarak tartışan romanlar yazmaya başladılar. Bu romanlardan ilki önce nokta nokta ve nokta nokta adlarıyla yeminlanan Nihal Atsız'ın romanlarıdır demiş. Şıklara baktığımızda Nihal Atsız'ın romanlarını arıyoruz. Hem de ideolojik düşüncesini yansıttığı romanlarını arıyoruz. Karşımıza Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor çıkıyor. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait unsurlar ağır basar. Düş dünyasını ön planda tuttuğu eserlerinde masal havası esmektedir çoğu zaman. Ah bayım ah, geceyi tanıdım, arzu sapağında inecek var, ay ışığı sofrası, aşkı giyinen adam sanatçının önemli eserleri arasında sayılabilir. Postmodernizm akımından etkilenen sanatçı, roman, hikaye ve deneme türünde eserler kaleme almıştır. Sanatçıya bize tanıtacak en belirgin özellikler verilmiş. Bakın fantastik gerçekçilik, e, Türkiye'de bir adımda fantastik türde yazan en önemli isimlerden birisidir ve şurada verilen eserleri de onunla beraber tanımamız gerekir. Bize verilen isim Nazlı Eray olmuştur. İkinci sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Sabahattin Ali ve Aziz Nesin ile birlikte Marco Paşa dergisini çıkartan Necati Cumalı şiirlerinde yoksul insanların yaşamını anlatmıştır. Son dönemlerinde anı ve çocuk edebiyatı üzerine yoğunlaşmıştır. Yıldız Karayel isimli romanıyla 1982 Madaralı Roman Ödülü'nü ve 1982 Orhan Kemal Roman Ödülü'nü almıştır. Bakalım Marco Paşa dergisini çıkartan isimler Sabahattin Ali Doğru, Aziz Nesin Doğru ama buraya Necati Cumalı yerine Rıfat Ilgaz'ı getirmeliyiz. Sorunun devamına baktığımızda işaretlenen bir yer daha var. Yıldız Karayel isimli roman ve aldığı ödüller belirtilmiş. Yıldız Karayel'in de Rıfat Ilgaz tarafından kaleme alındığını biliyoruz. Dolayısıyla soruda sağlamayı da yaptık. O zaman yanıtımız ne oluyor? 4 numaralı cümle oluyor sorumuz. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk romanı Destan Gönüller ve peşinden gelen Bodrum dörtlemesinden yani Her Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam Alacası itibaren yazarın dış dünyayı yansıtan nesnel bir tutumla yaptığı, okurun rahatlıkla izleyebileceği, dün bugün yarın zincirinin zaman dizinsel art ardalığı içinde öykü anlatan klasik roman estetiğinin dışında bir anlatım tarzını benimser. Yazar sonraki romanlarında Türk edebiyatında yenilikçi romanın çok boyutlu bir yayılım içine girdiği 80'li 90'lı yıllarda gelenekseli aşan ögelerin yoğunlukla olduğu metinler yazan romancılardan biridir. Gelenekseli aşan ögelerin yoğunlukta olduğu romanlar yazma bakımından aynı dönemde pek çok romancı ile ortak paydada buluşan sanatçılardan biri olarak karşımıza çıkar. Burada bize e, sanatçının çok önemli özellikleri ve en çok bilinen eserleri verilmiş. Bakın destan gönüller var. Bodrum dörtlemesi var ki onu da ayrıntılı bir şekilde vermiş. Bize verilen sanatçı aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da kazanmış olan Selim İleridir. Sorumuz aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara aittir? Sanatçı Türk Edebiyatı'nın ilk postmodernist romanını kaleme almıştır. Sanatçı yaşadığı dünyanın bir parçası olarak insanı atılım ve varoluşların yitip gitmemesi için çalışır. Ona göre toplum milletin en önemli yapı taşıdır. Onun için kendi ülküsel kimliğini metanın ötekileşen ve ötekileştiren yüzünde aramak en büyük toplumsal yıkımdır. İçteki yapıcı insancıl sese farklı bir bakış açısıyla kulak veren yazar, toplumsal hafızada ortaya çıkan bu girift tıkanıklığı eserlerinde etkili bir şekilde irdeler. Baktığımızda burada bize Oğuz Atay'ın tanıtıldığını görüyoruz. İlk postmodernist romanı kaleme alması cümlesinden onu tanıdık. Ayrıca grief dediği karışık anlamına gelen bir sözcük paragraflarda da karşınıza çıkacaktır. Oğuz Atay'a ait eseri arıyoruz. O da A seçeneğindeki eylem Bilimdir.